Konya Anadolu Selçuklu Spor'un başarılı genç yetenekli futbolcusu Can Demir Aktar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Ben hemen size dönmek istiyorum tekrar. Can Demir. Yakın zamanda teknik direktör değişikliği yaşadınız ve bunu da çok iyi hissedenlerden birisiniz. Çünkü ikinci teknik direktörü de gördünüz ve istikrarınızı hiç bozmadınız. 13 maç ligde, 2 Ziraat Türkiye Kupası, 2 tane de golünüz var. Biri Pendik maçında ki çok da güzel maç, aynı maçtaydık. Bir de Derince maçı. Bu istikrarını neye bağlıyorsun? Abi işte sizin dediğiniz gibi hocamız ligi iyi bilen bir hoca. Takıma yeni gelmesiyle birlikte genç bir takım olduğumuz için arkadaşlarım da yani yeni bir şans ümidiyle daha çok çalışmaya başladık. Hocamızın idman yapısı, bizlere yaklaşımı oldukça iyiydi zaten. Hani hocamız bizlere sürekli motive eden, dinamik, bize enerji katan bir hocamız. Yani üstüne basarak söylediği gibi bize hani çıkın da bu maçı kazanın anlamında bir şeyler demiyor. Sürekli üstüne katarak oynamamız gerektiğini söylüyor. Hani bize ekstralar yaptırıyor, idmanda ilgi gösteriyor. Hani hocamızın gelmesiyle daha iyi bir takım olduk biz. Yani Nevzat hocamızın daha bize öğreteceği çok şeyler var. Onunla beraber de iyi işler yapacağımıza ben inanıyorum. İnşallah. Evet, boş zamanlarında neler yaparsın? Biraz seni tanıyalım, özele abi, girelim bu yani. Boş zamanlarımda hani genelde ailemle evet, beraber olmayı seviyorum. Hani babam olsun, annem olsun, yani onların ellerinden öpüyorum. Emekleri büyük. Biz de selam söylüyoruz Yazıçın amcamıza buradan. Yani onlarla zaman geçiririm. İki tane kardeşim var. Onlarla, takımdaki arkadaşlarımızla yani oraya gider otururuz bir yerlere. Böyle geçiririz abi yani. Peki takımda en sevdiğin futbolcuyu sorsam biraz hani gerçi hepsini seviyorsundur da. Yani kimle daha çok iyi zaman geçirdiğim söyleyeyim size. Emre Aktağ var. O da arkadaşım. Yani Ahmet abimiz var. Ahmet Önay. Yani onlarla daha çok zaman geçiriyoruz. Hem Ahmet abiyle zaten 5-6 senelik bir birlikteliğimiz var. Evet. Emre de zaten sürekli olarak arkadaşımız oldu. Hem yaş itibariyle kafamız da uyuştuğu için onunla beraber daha çok zaman geçiriyoruz. Peki Can, mesela şimdi ligi artık siz de analiz ediyorsunuz. Evet. Mesela takımlara bakıyorsunuz. Mesela bu hafta Kartal maçı var. Kartal durumu itibariyle sergilediği futbol noktasında da belirli bir kritere sahip. Bu sizde mesela maç öncesinde bir handikap oluşturuyor mu? İşte ya mesela Hatay karşısında da oynarken ya da Malatya karşısında da oynarken bu tür handikaplar yaşanıyor mu? Genç abi, takım olması itibariyle soruyorum. Üstüne üstlük bize tam tersi. Hani biz sürekli maçlarda iyi bir performans gösterdiğimiz, yani mutlaka kötü performans gösterdiğimiz zamanlar da oluyor ama hani bu sene sürekli pozisyon bulan, pozisyon üreten bir takımız. Hani biz her maçı galibiyet için çıkıyoruz. İçeride dışarıda olsun. Mesela yeni Malatya maçında hani 1-0 öne geçtiğimiz maçta 2-1 mağlup olduk. Yani o tür maçları mesela şimdi Kartal maçı var önümüzde. Hani biz oraya 3 puan için gideceğiz. 1 puan için de değil. Çünkü bizim onları yenecek bileceğimiz güçteyiz. Bunu biliyoruz. Yani onun için ben yani bu çünkü ben şimdi bakıyorum genç takımlarda bu daha ön planda oluyor. Yani rakibin biraz daha ya bu adamlar işte ligin üst sıralarında şöyle yatırımları var, böyle yatırımlar var. Bunlar geçmiş dönemde çok ciddi yaşandı. Nihat abi değil mi? Hatırlıyor musun abi? Mesela ondan dolayı ya abi mutlaka şimdi mesela bir Malatya maçı olsun, Hatay maçı olsun, ona daha iyi bir motive oluyorsun. Çünkü istesinde dediğiniz gibi hem kadro açısından, yatırım açısından yani önemli takımlar bunlar. Ligin önemli takımı. Kartal da öyle bir takım. Geçen sene PTT'den düşmüş bir takım. Kadrosunun yarısını bozmamış. Öyle bir kadroda. Yani iyi bir maç geçecek. Tabi bunun bilinci değil bizde. Ona göre hazırlanacağız bizde. Bu haftaki alınan 3 puan da yani tabi onun da büyük şey oldu. Rakibinizin maçını izliyor musunuz hiç? Evet. Bir hafta öncesinde oynayacağız. Maçtan bir gün önce izleriz abi. Bütün rakiplerimizin. Özellikle Nevzat Hoca 90 dakika izletir bize yani. Anladım. Vallahi enteresan. Reklamlardan sonra bir sürprizimiz olacak sana. Tamam abi. Ta Adana'ya kadar bağlanacağız. Allah Allah. Bakalım kim çıkacak karşımıza. Reklamlar, reklamlardan sonra tekrar buradayız. Sürpriz telefonumuz var demiştik. Arkadaşlarım ayarlıyor. Bu arada da mesajları okuyalım. Valla ben de merak ettim ha sürpriz telefonu deyip duruyorsun. Ya sürpriz hocam. Şimdi konuk alıp da sürpriz yapmamak olmaz. Başkaları gibi kapı arkasına geçip korkutmuyoruz hocam. O konuda rahatız. Ben basın ve taraftar konusuna geleceğim. Mesajları okuyacağım. Basın ve taraftar Nihat Başkanım az önce değindi. Basın tribünde bu hafta taş çatlasa ben vardım. Ve değerli başkanım, TSYD Başkanım Recep Çınar da bizlerle birlikteydi. Evet. Tabii o fotoğrafta tek ben gözüküyorum ama
maçın ilk 15 dakikasında ben çekildi. Benden sonra tabii 3 kişi daha geldi. O fotoğrafı da düzeltmiş olalım böylelikle. Ün TV'den geldiler değerli arkadaşlarımız. Ama şunu söyleyebilirim. Taraftarın ilgisi yok denecek kadar az. Anadolu Selçuklu sporumuza ilgi bitmiş durumda. Ki olmadı ki bitsin diyeceğim. Oluşmadı. Oluşmadı. Yani bu düşünülmesi gereken bir şey. Neden oluşmadı ki? Çünkü Konya taraftar konusunda da büyük bir potansiyele sahip. Hani sporcu altyapısı noktasında potansiyel falan diyoruz ya. Bu şey konusunda da, taraftar konusunda da çok büyük potansiyele sahip ama bu taraftar Anadolu Selçuklu'ya gereken desteği, ilgiyi göstermiyor. Bu düşündürücü. Bunun bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Yani Anadolu Selçuklu'nun da kendine has bir taraftar kitlesinin olması şart. Kendine hasın ötesinde tüm Konya'nın aslında taraftar olması şart. Ya ben yani şöyle Konya Spor'a nasıl gelinip destekleniyorsa Anadolu Selçuklu'ya da destek verilmesi bu evet. Anlamda. Hani hem de mi Can, sizler için de mesela öyle tribüne baktığınız zaman ki o kalabalıklığı görünce durum daha farklı. Abi ekstra bir motive oluyorsun yani maça. Maçlar için yani bu çok fazla taraftarın olmasından da ziyade ben bunu zaman zaman yaşıyoruz. Biz bunu amatör kümede de yaşıyoruz. Vallahi yani 4-5 tane adam yetiyor. Yetiyor evet. Şunu yani 12. Zaman, kuvvet dediğimiz. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani ben 4-5 olsun demiyorum. Çok daha fazlası, çok daha destek. İşin ehemmiyeti yani, evet. Başkanım şunu söyleyeyim ben o zaman. Sizin maçınız vardı aynı saatte ve evet. İkinoğlu'da. Bizim İnanın arkadaki gol sesi bizim basın tribününe geldi. Acaba arkada Nihat Başkanım takımı gol mü attı demiş. Hayır bizim takımın gol. Abi onu iyi atmış. Öyle bir pozisyon. 85'ler biz yedik. Doğru. Yani öyle bir arada, gol sevincini biz içeride duruk yani. Gerçek gol konuşacağız yani. Değil mi? Geleceğiz, geleceğiz. O üzüntümüzden birisi de valla biz hep alıştık 2-1, 2-1, 2-1 biz hep 2-1 maç veriyoruz yani bayağı böyle bir sıkıntımız var. Konya Spor'a bir istikrar diyordunuz. Şimdi aynı istikrar sizde mi? 2-1'de istikrarı yakaladık ama biz iyi bir evet. Takımız, genç bir takımız. Teşekkür yani ederim. Bizim için önemli Başkan, olan o. Buyur. Telefon attığımızda sürprizimiz varmış. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Sebahat Aktav, Adana'dan Can Demir Aktav'ın evet. Babaannesi. Evet. Evet, bir sürpriz evet. Yapalım istedik. Babaannesini de çok sevgili bildiğimiz için telefona bağladık. Evet. Evet. Sevgili teyzeciğim, nasıl buluyorsunuz Can Demir'i? Takip ediyorsunuz mutlaka Adana'dan. Ediyorum, hiç kaçırmıyorum maçlarını. Evet. Canım benim o, canım. Bir şey söylemek isterim. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz babaanne, sen nasılsın? İyiyim babaannem benim. Kurban olurum seni veren aslanlar. Kuzum ne yapayım, iyisin? İyiyim babaanne. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de yavrum. Allah iyilik versin. Büyük yerlere gelirsiniz. Ellerinizden öpüyoruz. Teyze evet. Maçları takip ediyor musunuz? Canlarımın evet orada... hiç kaçırmıyorum. Maçlarınızı. Bir heyecan falan oluşuyor mu izlerken? Evet, şimdi ama hiç şeyleri yok, kültürleri yok, seyirci gelmiyor maçınıza. Doğru, bir teyzeciğim biz de onun için uğraşıyoruz ama bir türlü getiremedik, olmadı diyoruz. Evet, ki, evet. Adana'dan mı getirsek acaba taraftarı? Böyle evet, efendim. Adana'dan mı acaba taraftar getirsek, yani sizler vallahi orada takip ediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Yemir, hiç maçlarınızı kaçırmıyoruz, seyrediyorum maçlarını. Burada hiçbir maça gelmeyi planlıyor musunuz? Biz de sizi ağırlayalım olmazsa. Ben gelmek istiyorum, ben biraz rahatsızım. Hani sizleri de belki orada görürüm diye. Biraz rahatsızım. Evet. Nasılsınız, iyisiniz? Bizler iyiyiz. Vallahi sizin sesinizi duyduk. Çok çok iyi olduk. Can Demir'de biraz daha galibiyetten sonra yüzü güldü size konuştuk. Bu hafta inşallah Kartal maçında atacağı golü size hediye edeceğim o zaman. Çok küçük yaştan hevesi vardı onun topa. Evet. Futbol evet. Böyle liglerde, üst liglerde oynayacağını tahmin edebiliyor muydunuz küçük yaşlardayken? Ediyordum, ediyordum. Çünkü çok hevesliydi. Çok küçüktü o.
Beni uyandırırdı. 1,5 yaşındaydı. Evet. Doncu oynayalım. Ben kaleci olurdum. O da bana top çekerdi. Ben kaleci olup topunu yakalardım. Evet. Ondan derdi yani bekliyorduk böyle yerlere gelmelerini. Peki. Senin söylemek istediğin şey var mı? Allah razı olsun abi. Ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizin başarılı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sebahat teyzeciğim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teyzem benim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Adana'ya sevgiler, saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, senin de böyle bir sürprizini gerçekleşmiş olduk. Nasıl gerçekleştirdin? Ulaşacağız yer yoktur. Bundan sonra böyle bu program biraz daha renklendirelim. Yani bundan sonra... Şimdi canlarının heyecanını anlıyorum, seni tebrik ediyorum. Yani bu organize bir iş, onun itirafını yapabilirim. Buradan ya da biz var ya, yani isim üstünde durmamız lazım. Her an bize de bir telefon gelir. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle babana, Yalçın Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bunu işbirlikçi olarak yaptık. Sürpriz olaraktan kendisini de buradan ellerinden öpüyorum. Sebahat teyzemizin de ellerinden öpüyoruz. Varını yoğunu imkanlarını koyar. Biz çok basit mi bulduk acaba başkanım, bu işleri? Başkanım, oraya bir nokta koyalım yani, da hocam hattaymış. Ben... Nevzat hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Konuklara da iyi yayınlar. Onlara teşekkürler. Da iyi akşamlar. İyi teşekkür ederim hocam. Sizi de rahatsız ettik. Bursa'dasınız. Ailenizle berabersiniz. Hocam Allah'tan bir kaza bela olmazsa sizi haftaya burada ağırlayacağız. Geçen hafta bizim bir aramız olmuştu. Öncelikle hakkınızı helal edin. Hocam şimdi güzel bir galibiyeti aldınız ve çok önemli bir günde öğrencileriniz öğretmenler gününde size bir galibiyet hediye etti. Ve bunun hikayesini, öyküsünü, galibiyeti sizden biraz dinleyelim. Şimdi öncelikle tabii ilk 3 puan aldığımız için onun için mutluyuz. Ama Konya spor severleri, bizi sevenlere çok iyi bir futbol seyrettiremediğimiz için üzgünüz. Çünkü geldiğim günden beri üstüne koyarak giden ve iyi futbol oynayan, seyir zevki iyi olan, tempolu bir oyun oynamaya çalışıyorduk. Bunu Çanakkale'de gerçekleştirdik. Bir Tarsus Kupa maçı Balıkesir'le birlikte bir sıkıntı yaşadık, yorgunluk gibi. Daha sonra Hatay olsun, Malatya maçları olsun. Gerçekten ligin kuvvetli rakibine karşı iyi mücadelede, fazla pozisyon vermeyen, bu arada da akıllı pilotları oluşturup pozisyon bulan bir ekiptik. Gönül istiyordu ki bunun üstüne koyup bu maçı da iyi bir futbol, çok pozisyon olan, rakibimizi daha force edip rahat bir galip gelmek istiyorduk. Ama maalesef bunu yaşayamadık. Ama önemli olan bazı bu tür maçlarda da 3 puanla ayrılmak gerekiyordu. Biz bunu başardığımız için. Çünkü oyuncularım sonuna kadar kazanma adına mücadele sergiledi. İyi futbol gözükmedi. Bunu hemfikiriz. Ama mücadeleler noktasında kutluyorum. Genç bir ekibiz. Zaman zaman istikrar noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da aşmamız gerekiyor. Sıkıntıların biri de içeride galip gelememekti. Bunun bilincini biliyorduk ama bu maçın kırılma noktası olduğunu, bunu aşabileceğimizi hafta içi arkadaşlarımızla da konuşmuştuk. Bunu başardık. Onun için mutluyuz. Tabii bu yeterli değil. Anadolu Selçuklu takımı misyon olarak hem iyi oyuncuları, genç oyuncuların değerini arttırıp gelişimlerini sağlamak hem de bu ligde rahat bir konuma gelmesi gerekiyor. Şu an bazı oyuncularımız noktasında aşama gösterdiği ve milli takımlara sözünün geçtiği maçlar oynadık. Ve bize de arayıp bunlar hakkında bilgiler alınıyor. Bu bizim adımıza bir sevindirici nokta. Evet. İnşallah bunu geliştirip hem milli takımlara oyuncu verme hem Konya sporumuza bizdeki olan genç oyuncuların gelişimini sağlayıp oraya verme. Artı Anadolu Selçuklu'nda bu ligde daha rahat bir konumda olarak daha özgüvenli bir şekilde lige devam etmesi. Evet hocam, talebeniz de burada. Şu an Can Demir Aktaf. Sizden de rica etmiştik bir futbolcu gönderin diye. Can Demir'i aldık bugün. Onunla ilgili düşünceleriniz nedir hocam? Milli takımda görebilecek miyiz? Çünkü 13 maç, 2 Ziraat Türkiye Kupası, 2 tane de golü var. Sizce nasıl? Yani gerçi bunu sormak biraz çok erken. Tabii Can Demir bizim
genç oyuncularımızdan, yetenekli oyuncularımızdan bir Can Demir değil, Can Demir gibi çok oyuncumuz var. İnşallah hem kendisi ve buna benzer diğer arkadaşlarımızın da gelişimlerini gösterip onları hem milli takımlara hem de Konyaspor'a hazırlamak, Türk futboluna. İnşallah Can Demir de bunlardan birisi, iyi çalışıyor, her maç üstüne koyuyor. İnşallah bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Hocam son sorumu soracağım. Sizin bir sorunuz olacak. Evet hocam, son sorum Serkan Abaz. Merak ediyorum hocam, şu an performansı nedir? Aklıma geldi diye soruyorum hocam. Bu benim özel bir sorum olsun size. Yani şimdi şöyle, tabii Serkan kardeşimiz çalışıyor. Belli özellikler var ama bir lig bünyesi noktasında şekillenmiş bir kadromuz var. İnşallah o da gelişimi devam ettir. Bu kadronun içinde yer alıp inşallah faydalı olacaktır. Bütün kardeşlerimiz gibi, oyuncularımız gibi. Peki hocam, Kartal maçında ben başarılar diliyorum. Konukların bir sorusu olacak. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle yani bu ligi iyi bilen bir teknik direktör olarak ve Konyalı olarak ben doğru bir tercih olduğuna inandığımı ifade etmek istiyorum sizin Anadolu Selçuklu'na gelmenizden. Yani umarım bu takımda da başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Zaten başarılı olmamanız için de çok fazla bir sebep yok hocam. Çünkü bizim kadro olarak Anadolu Selçuklu genç ve gerçekten çok dudak bükülmeyecek bir kadro yapısına sahip olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Hocam ben biliyorsunuz pilot takım olarak düşünüldü bu takım ve Konyaspor'a altyapısı olarak değerlendiriliyor. Şimdi bu takımı altyapı pilot takım olarak düşündüğümüz zaman geçen seneki kadro için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ama bu sene baktığımız zaman en az herhalde 8-9 Konyalı altyapıdan gelen bir futbolcu yapısı var. Evet. Doğru. Hocam şimdi Konyaspor'a bu yapı içerisinden gelecek yıllarla ilgili olarak bunların müjdesini verebilir misiniz? Yani Konyaspor'da oynayabilecek, alttan gelebilecek pilot takım görevini yerine getirmesi noktasında bunların müjdesini verebilir misiniz? Oynayacak. Yani, evet. Şimdi tabii Nihat'cığım şöyle diyeyim. Tabii burada genç kardeşlerimiz var. Bunlar evet, yetenekliler. Konya Spor'unda dışarıdan beğenip kendi bünyesine kattı. Daha sonra bizde hem maç temposu oynama hem de gelişimini devam etme adına. Artı bizim kendi Anadolu Selçuklu'nun bünyesinden çıkan oyuncu arkadaşlar var. Bunlar tabii yeteneklerinin üstüne koymaları lazım. Evet. Sadece yetenekleriyle şu an kendilerini bu noktada görürlerse gelecek adına sıkıntıdır. Biz bunlar hep yol göstermeye çalışıyoruz. Antrenmanda fiziksel kapasitelerini, taktiksel yeteneklerini arttırmak. Artı profesyonelce yaşayıp gelecek adına yetinmeyip hep üst üste koymaları gerekiyor. Bunları yaptıkları noktada mutlaka en az 4-5 tane oyuncunun ben Konyaspor bünyesinin içinde olabileceğini düşünüyorum. Biz yol gösteren olarak onlar da bize yardımcı olmaları lazım. Sadece bizim söylemlerimizin dışında kendilerini yeterli görmeyip devamlı üstüne koyup gitmeleri gerekiyor. Türkiye'de bir sıkıntı var genel, bir Konya için değil, tüm Türkiye'nin sıkıntısı. Yetenekli oyuncuların kendilerini yeterli görmeleri ve bunun üstüne koymadan gittiklerinde yetenekleriyle sınırlı kalıp belli bir yaş şeyi dolduktan sonra da o üst düzey oynayabilecekleri ligin kapasitesini kaldırmayıp yok olmaları. Evet. Öncelikle bunu bilip buna göre hareket etmeleri gerekiyor. Biz de bunların için yol gösteriyoruz. Bunları en iyi şekilde hazırlamak için fiziksel, taktiksel, daha önce söylediğim gibi bu noktalarda hazırlamaya çalışıyoruz ve hazırlayacağız inşallah. Evet. Hocam bir de ben şunu söyleyeyim, kadro yapısını şu an için belki de transfer döneminde tabii çok para problemi olmadan, yani her ne şekilde olursa olsun ben her hafta söylüyorum burada, Anadolu Selçuklu Selçukspor Kulübü'nün bir misyonu var. Yani bu takım hem Konyaspor'a altyapı pilot olarak hizmet edecek hem de tabii ki bir ligdeki yarışmacı kimliği var. Bununla devam etmek zorunda. Bu ikisini bir arada götürmek gibi bir zorluk içerisinde. Yani gelecek şeyle ilgili olarak, transfer sezonuyla ilgili olarak en azından bir orta saha ve forvet noktasında yarışmacı kimliğiyle
bir transfer düşünülüyor mu? Böyle bir düşünceniz var mı? Yani şimdi tabii önümüzde bir 4 haftalık süreç var. Mutlaka bazı planlar yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz devre arasında istediğiniz noktada hamleler yapmak da bir sıkıntıdır. İyi olan oyuncusunu kimse vermek istemez. Bizim bünyemiz noktasında eğer eksiklik yaptığımız şu 4 haftalık süreçte yaşayıp ve 4-5 haftada yaşadık. Bu süreci bir değerlendirmesini yapıp ihtiyacımız noktasında mutlaka hamleler yapmak için uğraşacağız. Bir şu süreci bitirmemiz gerekiyor. Evet. Oldu hocam, teşekkür ederim. Size tekrar Mehmet Bey, başarılar diliyorum. Nihat abinin paralelinde sorularım vardı. Nevzat hocam, ben de kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Her ne kadar siz hocam açıklamanın başında programımızın katıldığınız andan itibaren hani kötü futbolla alınan puanın şu aşamada çok çok ihtiyaç olduğunu söylediniz ama hakikaten ihtiyaç ötesi bir şeydi benim kanımca da. Çünkü puan cetveline baktığımız zaman ilerleyen haftalarda biraz daha işler daha da zorlaşacak gibi görünüyor. Dolayısıyla siz de bunun mutlaka analizini yapmışsınızdır. Hani rakiplerin değerlendirmesinde, analizinde ifadeniz zaten üzerine koyarak yükselmek istediğinizi de söylediniz ve her geçen hafta bunu biraz daha daha net gösterebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben ileriki haftalar için kötü oynanan bir oyun karşısında alınan 3 puanın çok çok önemli. Ama zaten o var olan iyi futbolun daha da yükselerek devam edeceğinden de en ufak bir kuşkum yok. Bunun hemen belirteyim. Bundan sonraki haftalar için başarılar diliyoruz. Her zaman sizlerleyiz hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.